Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bir kitap, bir de kitapta okuduğum bir öyküden aklıma gelen bir anı mı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bugün bir yerlerde bir işim vardı ve e, onu hallettikten sonra bir kitapçıya uğradım. E, daha önce esasında başka bir kitabından bahsettiğim Sine Ergün'ün Baştan Kara adlı e, kitabını aldım. Biraz karıştırayım dedim. Sonra canım çok çay çekti. Sonra şöyle bir fincan çay istedim. Çayı 2 liraya diye düşünerek. <laughs> çay 3 liraymış halbuki. Ama şimdi bunu neden unutuyorum? Şimdi dedim ki kitap çok kısaydı. Benim de vaktim vardı. Dedim ki otururum bir saat. Kitabı okurum. Kitapta diyelim 10 lira. 5 tane fincan çay içerim. Kitabı da yerine koyarım, kalkarım dedim. Neyse. Kitabı okudum bayağı bir. Güzel. Sine Ergün'ün e, hikayeleri böyle dandik gibi duruyor. Ama insanı etkileyen bir tarafı da var. O açıdan Baştan Kara kitabındaki e, hikayelere bir bakmanızı, eğer hikaye okuyorsanız bir bakın derim. Şöyle ki, e, sizde bir hissiyat uyandırıyor. Hani mesela böyle filmlerin bir sahneleri vardır ya. Sizde böyle bir o sahne aklınızda kalır. Sanki o e, özel sahnelere benzer şeyler gibi. Bir cümle mesela sizi çok etkiliyor. Bir e, çok kısa tutulmuş yani. Ama bir şey sizi çok etkileyi veriyor. Bir bakın derim. Eğer öykü okuyorsanız. E, ha bir hikayede <laughs> okurken aklıma bir anı geldi. Hafif böyle esprili. Bir de onu anlatayım dedim. Bir tavuk kesme hikayesi ile var. Onu okurken kendi çocukluğuma dair bir anım aklıma geldi. Sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bizim yan komşular vardı. Kürt. Bana dediler ki Nedim ortaokulda filanım ben de. Ee, tavuk kesilecek. Tavuğu keser misin Muhabbeti. Ben de tabii keserim dedim. <laughs> ama aslında daha çocuğum yani. Ama erkeğin kesmesi gerekiyor gibi bir muhabbet var. Kadınlar bir de bunu böyle şey yapıyorlar ya. Erkek kessin filan. <laughs> Onu tam bilmiyorum neden böyle ama. Ee, herhalde kadınlar erkeğin güçlü olmasını istiyor. Hikayede de öyle bir cümle vardı hani. Bir tavuk bile kesemeyen, bir ne bileyim bir hayvan bile kesemeyen bir adam falan gibi tamam mı? Hani... Sanki böyle, ee, nasıl diyeyim, erkek böyle <laughs> elinde kılıçla milletin ya da ne bileyim hayvanların kafasını uçura uçura giden bir imgi olarak mı düşünüyor kadınlar? Bu beni hep şaşırtmıştır yani. Halbuki mesela ben çok duygusal bir adamımdır. Hatta bak onunla ilgili de bir tane daha öykü vardı. Ulan değişik bir şekilde beni etkilemiş kitap ya. Yani mesela ben küçükken okula giderken yanlışlıkla bir kuş öldürmüştüm. Böyle bir serçe sürüsü vardı. Ee, bir su başından su içiyorlardı. Ben de havalansınlar diye ilk okula gidiyorum daha. Böyle taşa böyle pat diye vurdum. Taş da gitti. <laughs> o hayvanlar da normalde nasıl diyeyim pır diye uçar mesela değil mi? Abi taş gitti bak. Çocuğum da. Ayakkabılarım ama biraz böyle plastikti. <laughs> taşı, taş da şu kadar bir taştı böyle. Taşa hız verdi. Taş gitti, e, hayvana çarptı. Birkaç böyle sürü gibi düşünün hayvanları. Hayvanlardan bir tanesinin boynu kırıldı. Ben onu tabii e, nasıl diyeyim eve getirdim ve ağlamaya başladım. Yani dedim ki hayvan hani böyle buldum falan diyorum. Yalan atıyorum tamam mı? Halbuki öyle bulmamıştım. Sonra bizimkiler oğlum sen mi öldürdün lan falan dediler. Ben de böyle... Hani ağlayarak. Hani evet ben öldürdüm lanet olsun falan gibi. Hani kahrolmuştum. Yani demek istediğim bir erkek bence çok duygusaldır. Benim erkek imgeleminde benim hani böyle asmak kesmek kelle uçurmak muhabbetinden ziyade bence erkek duygusal bir varlıktır. Buraya nereden geldik bilmiyorum. Devam edeyim. Şimdi kadınlar getirdiler bana. Tavuk. Dediler ki tavuğu keser misin? Erkeğiz ya. Ben dedim ki tabii keserim dedim. Ama dediğim gibi ortaokula falan gidiyorum herhalde. Ben başladım şimdi böyle. Sanki bir birini idam ediyoruz falan gibi. <laughs> böyle şimdi çukur falan kazıyorum böyle hafiften. Yan tarafta şey var. Kadınlar böyle birkaç tane kadın. Ondan sonra benim annem falan da vardı herhalde orada takılıyor. Mahallede büyüdüm ben böyle. Neyse bıçağı verdiler falan. Böyle izliyorlar tamam mı? ben de şimdi böyle şeyleri severim. Dedim ki bu dedim hani dini bir ritüel falan. İşte kadınlar da ne kadar cahilmiş ya eskiden. Bu bahsettiğim 25 yıl önceki bir hikaye yani öyle düşünün. Eskiden herkes çok cahildi. <laughs> Ve bence daha güzeldi. Şimdi herkes çok şeyi biliyor fazla iyi olmuyor. Neyse. Ulan bıçağı verdiler pardon ben önce bir aldık ben başladım Ayet-el Kürsü okuyorum öbürkünü okuyorum. <laughs> böyle oku babam oku tamam ama nasıl okuyorum böyle? Hani sanki böyle dedim ya birini idam ediyormuş gibi bir hissiyatla böyle. Hani sanki bir şey oluyor yani halbuki lan tavuğu tencereye koyup kaynatıp yiyecekler yani. <laughs> ben okudum okudum okudum. Tavuğun böyle kafasını tuttum, tavuk şöyle ağzını açtı, Aa! yaptı, <laughs> ben bıraktım, dedi ki ben baybağını kesemeyeceğim. <laughs> Çünkü hani böyle bana sanki hani yapma dedim <laughs> falan der gibi bir ses çıkardı hayvan tamam mı? Yani o kafasını böyle tutunca çok e, son olarak çok e, acı bir ses çıktı Hikayenin bundan sonrası da var. Kadınlar tabii o kadar okuduk etti böyle nasıl diyeyim. E, şey yapmadılar yani. Nasıl diyeyim. Hani fos çıktı gibi oldu tamam mı Ulan, Bir de onlar da böyle hani anladım mı. E, herhalde o... Ne, ne bilmiyorum tamam bu his. Neyse. Bizim karşıda bir tane bakkal vardı. E, Öyle ara ara açılıp kapanan bakkallardan, sabit bakkallardan değil. Oradaki abi, <laughs> e, hatta bir ara orada çalışmıştım galiba öyle hatırlıyorum. Tam neydi tahmin değilim. <laughs> Oradaki abi çağırdılar. Dediler ki böyle bir tavuk kesilecek. Sen keser misin? Boş bir arsa düşünün arkadaşlar. Adam geldi. <laughs> tavuğun üstüne bastı abi. <laughs> Tavuğum var ya anasını ağlattı. Tavuk böyle tavuğa bir bastı. Tavuk böyle <laughs> yaptı tamam mı? Ben böyle baktım kanatlarını falan böyle bastı yani hayvana. Ama hayvan zaten ölmekten beter oldu. Kafasını tuttu hayvanın tamam mı? Böyle çekti. Ben şimdi o kadar okudum ettim falan ya. Hayvan adam şöyle yaptı bak kafasını tuttu. Şöyle çekti hayvanın. Yaptı bismillah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim bile demedi bak. Bismillah. Yaptı, bir şöyle bir koydu. Şöyle kafasını attı şöyle bak. Şu hareketi şunu şöyle attı bak. Attı böyle. Hani anladım olan şimdi tavuğun kafası filan. Böyle bastı bastı bastı. Tayvanın fış fış, fış fış kanı böyle çıkıyor tamam mı? Böyle bir muhabbet. <laughs> Ey Allah'ım ya Eski cihurdaşı. Şimdi ne anlattık? Sine Ergün'ün Baştan Kara adlı hikaye kitabını tavsiye ettik. Şimdi, Sine Ergün'ü biraz tavsiye ettik gibi. Bir karıştırın yani derim bence. Ee, ben dediğim gibi kitabı almadım. Kütüphaneye baktım Baştan Kara yoktu. Diğer öbür bendeki kitap vardı. Kütüphane nerede? Dandik. Dediğim gibi işte öyle birkaç çay içip <laughs> Kitabın çoğunu okudum. Bir dahaki gidişimde tam da bitirmedim ha. Ee, bir de böyle tavuk kesme anısı. Bir de eskici hurdacı. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlu günler.